işitme organımız 3 kısımda incelenir. Resimde görmüş olduğumuz üzere dış kulak, orta kulak ve iç kulak olmak üzere. Dış kulakta kulak kepçemiz, kulak yolumuz ve kulak zarımız vardır. Öncelikle gelen ses dalgaları kulak kepçemizde toplanır ve kulak yoluna girer. Kulak yolundan ise kulak zarına gelmektedir. Kulak yolunun Nasıl bir yapısı vardır? Nemli bir yapısı vardır. Çünkü dışarıdan gelen kirip bası burada tutarak içeriye girmesini engeller. Dış kulakta kulak kepçesi, kulak yolu ve kulak zarı var. Buradan sonra nereye geçeceğiz? Orta kulağa geçeceğiz. Daha yakından bir resim. Şurası kulak kepçemiz, kulak yolumuz ve kulak zarımız. Bakın arkadaşlar, örs, Üzengi ve çekiç diye üçlü bir kemik göreceğiz orta kulakta. Daha sonra oval penceremiz olacak ve östeki borumuz olacak. Orta kulak, öz, üzengi, çekiç, oval pencere ve östeki borusundan oluşur. Kulak kepçemiz, kulak yolumuz, kulak zarımız, öz, öz, çekiç ve üzengi olmak üzere üç tane kemik var. Buraya kadar gelen ses dalgaları kulak zarından geçerek çekiç, örs ve üzengi kemiklerini titreşime uğratır. Titreyen kemikler ses dalgalarını oval pencerede toparlar. Peki öğretmenim orta kulakta östeki borusu vardı. Bu ne işe yarar? Östeki borusu ise yutağa bağlar çünkü kulak zarının yırtılmasını engeller. Evet, devam edecek olursak şu şekilde. Kulak zarının devamında çekiç, örs, üzengi kemikleri yer alır. Kulak zarı titreşince bu kemikler harekete geçer. Bu üç kemik ses dalgalarını oval pencereye aktarmış olur. Çekiç, örs, üzengi kemikleri sesin iç kulağa aktarılmasında rol oynar. Östeki Borusu yutağa bağlanır ve basıncı dengeleyerek kulak zarının yırtılmasını engeller. Yani östeki borusu işitme ile ilgili değildir. Unutmayalım buranın altını çizelim yanına yazdığımız zaman ünlem koyalım. Östeki borusu işitme ile ilgili değildir. Gelelim iç kulağa nasıl ilerlemişti? Kulak kepçesi, kulak yolu, kulak zarı, 3 tane kemiğimiz, örs, çekiç, üzengi titreşti. Ses dalgaları nereye getirdi? Oval pencereye getirdi. Oval pencerede toplanan ses dalgaları dalıza geldi. Dalız ise ses dalgalarını salyangoza iletti ve ses işitme sinirleri ile beyne iletildi ve duyma olayı gerçekleşti. Şimdi arkadaşlar iç kulakta ise dalız, salyangoz ve yarım daire kanalları var. Koyu siyahla yazdığım dalız, salyangoz ve yarım daire kanalları var. Orta kulakta bulunan östeki borusu nasıl işitme ile ilgili değilse iç kulakta bulunan yarım daire kanalları da işitme ile ilgili değildir. Yarım daire kanalları vücut dengesinde rol oynar ve beyinciye yardımcı olur. Vücudun dengesini kim sağlıyordu? Mesela bir kuşun uçmasını, bebeğin ayakta durmasını kim sağlıyordu? Beyincik denge kurarak sağlıyordu değil mi? O zaman yarım daire kanalları beyinciye yardımcı oluyormuş. Burada da aynı görme olayındaki gibi işitme olayının kısaca özeti arkadaşlar. Ses dalgaları kulak kepçesine geliyor. Daha sonra kulak yoluna girerek kulak zarından geçiyor. Çekiç, örs, üzengi üç kemiği titreştirerek oval pencerede ses dalgalarını topluyor. Oval pencerede e, toplanan ses dalgaları dalıza, dalızdan salyangoza, salyangozdan işitme duyu hücrelerine, daha sonra işitme duyu sinirlerine geliyor ve beynin işitme duyu merkezine geliyor ve işitme olayı tamamlanmış oluyor. Gelelim buruna. Burun koku alma organı idi. Kemik ve kıkırdaktan oluşmuştu. İç kısmı mukus ile kaplıdır diyor. Mukus dediğimiz halk arasında nedir? Sümüktür arkadaşlar. Burun kılları ve mukus toz ve mikropları tutar. Kılcal damarlar havanın ısınmasında rol oynar. Sarı bölgede kokuyu alan yapılar vardır. Burnumuzun direği dediğimiz böyle e, yukarıda gözlerimize yakın bir yer var. Orası sarı bölge arkadaşlar. Uyarıyı alan sinirler kokuyu beyine iletir. Bir de koku yorgunluğu diye bir olayımız var. Burun uzun süre aynı koku tarafından uyarılırsa bir süre sonra koku hissedilmez. Mesela siz aynı sınıfta kalıyorsunuz sonra dışarıdan öğretmen teneffüsten sonra geliyor. Aa arkadaşlar içerisi çok fena kokmuş bir pencereler açalım dediği zaman siz fark etmeseniz de Burnunuz ne olmuştur? Koku yorgunluğuna uğramıştır. Veya tuvalette uzun süre kaldığınızda oradaki kokuyu fark etmiyorsunuz ama çıktığınızda aile bireylerinizden birisi arkasından girdiği zaman bayılacak gibi olduğu zamanlar oluyordur. İğrenç bir örnek ama arkadaşlar koku yorgunluğunu bundan sonra unutmazsınız. Gelelim dile. Dil tat alma organı, çiğnemeye, konuşmaya, yutmaya yardımcı oluyor. Besinlerin tatları algılamasını, tat alma tomurcukları sağlıyor. Öncelikle tükürük sıvısı ile besinler çözülüyor. Daha sonra uyarılar beyne gönderiliyor ve tat alma olayı gerçekleşiyor. Şimdi dilin belli kısımlarında farklı tat almaçları var. Onlara bakacağız. Dilimizin Ucunda tatlı, hemen kenarlarında tuzlu, yanlarında ekşi ve en arkasında acı. Şimdi bu şu demek değildir. Tatlıyı ben ucuna koymadan arkaya koysam hiç tadını almadan yutabilir miyim öğretmenim? Hayır. Aslında bu e, tat almaçları her yerde var ama acının ki dilin arkasında yoğun, ekşinin ki dilin yanlarında yoğun. Tatlanınkin dilin ucunda yoğun bir şekilde var. Yoksa almaçlar her yere dağılmış bir şekilde vardır ama çoğunluk ki burada, ekşininki yanlarda diyebiliriz. Çok çok önemli bir not arkadaşlar. Koku ve tat alma arasında önemli bir ilişki vardır. Dil ve burun tam bir uyum içinde çalışır. Kokusunu alamadığımız besinlerin tadını iyi bir şekilde alamayız. O zaman ben gözlerime bir bant taksam ve burnumu da tıkasam, ağzıma aldığım herhangi bir besinin tadını alamam. Devam edelim. Son duyu organımız deriye geldik. Ee, en büyük duyu organı deridir. Çünkü vücudumuz deriyle kaplıdır. Cisimlerin sertlik ve sıcaklık gibi özelliklerini algılamayı sağlar. Şurada arkadaşlar derinin yapısı var. Deri iki kısımdan oluşuyor. Üst deri ve alt deri olmak üzere ikiye ayrılıyor. Bakın arkadaşlar alt deride kimler var? Kıl kökleri var, ter bezleri var, kılcal damarlar var, duyu cisimleri var, kıl kökü kasları var değil mi? Şunlar da kıllar. Üst deride derinin alt kısımlarını koruyan bir tabaka vardır. Kan damarları ve sinirler burada bulunmaz. Deriye rengini veren yapılar bu kısımda yer alır. Alt deride ise ter bezleri, kıl kökleri, yağ bezeleri, sinirler ve kıl kasları bulunur. En alt kısmında bulunan yağ tabakası ısı kaybını önler. Deriye esneklik kazandırır. Ter bezleri fazla tuz ve suyun terleme sonucunda dışarıya atılmasını sağlar. Ter bezleri boşaltma yardımcı olur. Cisimlerin sertliğini, yumuşaklığını algılayan sinirler de burada bulunur. Şimdi gelelim arkadaşlar, duyu organlarımızın sağlığı sağlığı ile ilgili konusuna. Göz kusurları var bilmemiz gereken aramızda arkadaşlarımız var gözlük kullanan Herkes şöyle kendi rahatsızlığını bir düşünsün. Ben nereyi göremiyordum diye. Miyop yakını net görüyor ama uzağı göremiyor. Şuradaki resimden anlayacağımız gibi yakını net görüyor ama uzağı neyle görüyor arkadaşlar? Gözlükle görüyor. Peki göz kusurunun önlenmesi için nasıl mercek kullanıyoruz? Yani camlarımız nasıl olacak? Kalın kenarlı mercek kullanılacak. Hipermetrop dediğimiz göz kusuru ise uzağı net görünüyor ama yakını göremiyor. Bakın bunun diğer ismi arkadaşlar aslında yaşlılık hastalığıdır. Dedelerimiz, nenelerimiz artık belli bir yaştan sonra yakını göremez. Aslında uzağı da göremez ama yakını görmemeye başlaması hipermetrop olduğuna işarettir. Ve bunun çözümü ince kenarlı mercektir. Gözlüklerimizde ince kenarlı mercek kullanılır. Bir diğer göz kusurumuz ise astigmattır. Görüntü bulanık. Solda astigmat olmayan bir göz. Sağda ise astigmat olan göz arkadaşlar. Bu şekilde görüntüyü bulanık görüyor. Peki astigmatlar nasıl mercek kullanmalı? Gözlüklerinde silindirik mercek kullanır. Bir göz kusurumuz daha var. Bu da şaşılık. Göz kaslarının uyumsuz çalışmasından kaynaklanır. Ve arkadaşlar bununla ilgili herhangi bir gözlük, bir mercek kullanılmıyor. Direkt ameliyat olmak gerekiyor. Duyu organlarımızın sağlığı için neler yapmalıyız? Gözlerimizden başlayacak olursak gözlerimizi temiz tutmalıyız. Başkalarına ait havlu ve gözlükleri kullanmamalıyız. Televizyonu uzun süre ve yakından izlememeliyiz. Okuma sırasında gözlerimiz ile kitap arasındaki uzaklığın 20-35 cm olmasına dikkat etmeliyiz. Gözlerimizi aşırı ışıktan korumalıyız. Gözlerimizin görme yeteneğini arttırmak için A vitamini içeren besinler yemeliyiz. Gelelim kulak sağlığımıza. Kulaklarımızı temiz tutmalıyız. Kulaklarımızı soğuktan korumalıyız. Kulaklarımızı sert cisimlerle karıştırmamalıyız. Kulaklarımızı dış darbelerden korumalıyız. Yüksek sesli ortamlarda bulunmamalıyız patlama sesi gibi şiddetli seslerin olduğu ortamlarda oluşan basıncın kulak zarımıza zarar vermesini engellemek için ağzımızı açmalıyız. Burun sağlığımız için. Burun kıllarımızı koparmamalıyız. Burnumuzu karıştırmamalıyız. Sigara içmemeliyiz. Ne olduğunu bilmediğimiz ya da kokusu keskin olan maddeleri koklamamalıyız. Deri sağlığımız için Derimizi ezilme, kesilme ve yanmalardan korumalıyız. Vücudumuzu temiz tutarak deri üzerinde mikropların üremesine engel olmalıyız. Bunun için derimizin üstündeki kirleri ve ölü hücreleri sık sık yıkanarak vücudumuzdan ulaştırmalıyız. Özellikle ee, virüs gibi bir gündemimiz varken bol bol ellerimizi 30 saniye boyunca güzelce parmaklarımızın arasını, elimizin üstünü ne yaparak böyle hafif hafif kaşıyarak yıkamalıyız bileklerimize kadar arkadaşlar. Dil sağlığımız için ağız temizliğine önem vermeliyiz. Çok sıcak ya da çok soğuk yiyecek ve içeceklerden kaçınmalıyız. Neden? Çünkü dilimizin üzerindeki almaçlarımıza zarar gelebilir arkadaşlar. Alkol ve sigara kullanmamalı ve dilimize zarar verebilecek bazı kimyasal maddelerden uzak durmalıyız. Mesela dişlerimizi fırçaladık. Ağız sağlığımız için, diş sağlığımız için diş fırçalarımızın arkasında dil temizleyiciler var. Resimde gördüğümüz üzere mesela orada o da bir dil temizleyicidir. Onunla beraber temizleyebiliriz arkadaşlar. Evet, bu videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.